Ve fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Can'dan ağlaya ağlaya cezaevine gitmişti. Demir parmaklıklar ardında günlerinin zor geçtiği öğrenildi. Ayrıca Bahar Candan'ın şımarıklık yaparak zorluk çıkardığı da iddia edildi. İnfaz memurlarından biri onu "burası sizin gittiğiniz lüks mekanlara benzemez" diyerek uyardı. Bugün ışıklar çok mu fazla? Ya korkuyorum, üzerime gelmesiniz. Ama lütfen ya. Yani bununla bu parayı kazandım. Kara para akladınız, doğru mu? Adliyeye gülerek geldiler, ağlayarak cezaevine gittiler. Orada da rahat durmadılar. İddiaya göre Bahar Candan şımarıklık yapıyor, saçma isteklerde bulunuyor, yemekleri beğenmiyor. Ben halay çekmeyi seviyorum, sevmiyorum değil. Ama bir günde bir saat halay çekilir. 7 saat çekilmez yani, bu da çekilmez. Sustular dışarıda, burada beni alıyorlar. Suç örgütü üyeliği, suç gelirlerini aklama iddialarıyla fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Candan tutuklandı. Kaderin cilvesi, aynı suçlamayla tutuklanan Dilan Polat'la aynı cezaevine kondular. Suç örgütüne dahil. Yine gülümsüyorsunuz. Çetenin mitrini miydiniz? Kızların masum açıklaması yapan anneleri temiz kıyafetler götürdü. Nihal Candan'ın cezaevi günlerinin zor geçtiği, aralıksız ağladığı, kimseyle konuşmadığı, Bahar Candan'ınsa sürekli olay çıkardığı öğrenildi. Kilo alıyorum. Ya param var, yiyorum yani. İzin verirseniz yürüyebilir miyim? Sık sık infaz koruma memurlarıyla tartışan Bahar Candan'ın şımarıklık yaptığı, sürekli şikayet ettiği, yemekleri beğenmediği, saçma isteklerde bulunduğu ileri sürüldü. Bütün arkadaşlarımın babalarının fabrikaları var. Benim babamın fabrikası yok. Bir infaz memurunun "burası sizin gittiğiniz lüks mekanlara benzemez, kurallara uymak zorundasınız" demesi üzerine de tokat yemiş gibi sarsıldığı iddia edildi. Lidyalara çok kızgınım. Parayı icat ederek insanlığın bütün geleceğini bozdular.